Herkese selam dostlar. Bildiğiniz gibi pandemiden dolayı yaz antrenmanlarımızın süresi aslında uzamış oldu. Normal şartlarda bir basketbolcu 2 ya da 3 ay antrenman yapıyorken şu an belki 5, belki 6 ay antrenman yapabilirsiniz. Fakat süre ne kadar uzasa da aslında bizim yapacağımız antrenman ve toplaması her zaman aynı olacaktır. Öncelikle elit seviyelerde oynayan basketbolculara baktığımız zaman yaz antrenmanlarını genellikle 2 ya da 3 periyot halinde geçiriyorlar. Bunun belirli bir nedeni var. Çünkü biz yaz antrenmanlarını birçok noktada kendimizi geliştirmeliyiz. Fakat hepsini aynı anda yapmaya çalışırsak da bu mümkün olmayacak. Bu yüzden yaz antrenmanlarını belirli periyotlar halinde geçirmemiz gerekiyor. Peki bir basketbolcuya baktığımız zaman, bu basketbolcu 10 yaşında olabilir, 15 yaşında olabilir ya da LeBron James olabilir. Basketbolcu kim olursa olsun ya da ne kadar profesyonel olursa olsun, buradaki periyotlama her zaman aynı mantıkta olacaktır. Örnek veriyorum, bizim yazın geliştirmek istediğimiz en önemli noktalardan birisi temel kuvvet gelişimidir. Kuvvetimizi geliştirmek isteriz. Fakat biz kuvvet antrenmanlarını sezona 1 hafta kala yapmaya başlarsak ya da 2 hafta kala yapmaya başlarsak çok yorgun bir sinir sistemiyle maçlara çıkmak zorunda kalacağız. Ve bu bizim için aslında avantajlı bir durum değil. Bunun ana nedenlerinden birisi de kuvvet antrenmanlarında sinir sistemimiz çok yoruluyor. Biz gidip de sezona 1 hafta kala sinir sistemimizi çok fazla yorarsak sinir sistemi çok yorgun bir şekilde maçlara çıkmak zorunda kalacağız. Ya örnek veriyorum, NBA takımlarına baktığımız zaman adamlar sinir sistemlerinin yorgunluğunu biraz olsun geçirebilmek için inanılmaz pahalı ekipmanlara para harcıyorlar. Bunun nedeni sporcuların sinir sistemleri rahat bir şekilde maça çıkmasını istiyorlar. Sizin de aslında yaz antrenmanlarında sinir sisteminizi yoracak antrenmanları ilk başlarda yapmanız gerekiyor. Şimdi bizim bu videoda açıklayacağımız konu ilk periyotta neler yapılması gerekiyor? İlk periyot nasıl izlenmeli? Şu an benim antrenmanımı izliyorsunuz aynı zamanda. Ben antrenmanda ilk periyodu gerçekleştiriyorum. Yani temel kuvvet çalışması yapıyorum. Ne kadar kuvvetli olursanız olun, sezon içerisinde kuvvet kaybı yaşanır. Kobe Bryant bile olsanız ya da LeBron bile olsanız sezon içerisinde kuvvetiniz kaybolacaktır. Ve biz kaybettiğimiz kuvveti yerine koyabilmek için, hatta üzerine koyabilmek için ilk periyotta çok yoğun ve çok şiddetli bir kuvvet antrenmanı yapmalıyız. Bunun nedeni ise şu: biz bu kadar yoğun ve şiddetli antrenmanları sezon içerisinde yapamıyoruz, sezon öncesinde yapamıyoruz. Fakat sezon sonrası bunun için tam zaman diyebiliyorum. Şimdi kaç yaşında bir sporcu olursanız olun, ne kadar profesyonel ya da amatör olursanız olun, yapmanız gereken şey şu: eğer spor salonuna gidiyorsanız, videoda gördüğünüz gibi compound hareketler, deadlift, squat, bench press, sürekli olarak ağırlık ekleyebileceğiniz hareketleri yapmanız gerekiyor. Ve bu hareketlerde sürekli olarak ağırlık, liflerinizi arttırmanız gerekiyor. Eğer evde çalışan bir sporcuysak, 5, 5, 3 şeklinde çalışıyorsak, 10, sonra 15, sonrasında 20, damacana ayda çalışmaya başlaman gerekiyor. İlk periyotta bizim temel kuvveti geliştirmemiz lazım. Temel kuvvet gelişirse, sonrasında yapacağımız spor spesifik hareketlerden daha fazla verim alacaksınız. Tendon, kas ve kemik sağlığınız daha iyi olacağı için sakatlanma riskiniz düşecek. Ve kuvvetin gelişmesi direkt olarak atletik performansı, koşu, hız, sıçrama, aklınıza gelebilecek her şeyi geliştirecektir. Bu yüzden ilk periyotta tamamen kuvvete odaklanmamız gerekiyor. Gelecek videoda ise size yapmanız gereken asistan hareketlerden bahsedeceğim. Tamamen basketbolculara özel asistanlar olacak. Neden sizin için yararlı olduğunu da gelecek videoda anlatacağım. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.